validem. Aslan evladım benim. Saati nasıl Hürrem? Ne diyor hekimler? Sırtındaki bu yük geçer mi bilmiyorlar. Fakat ağrısı sızısı kalmadı. Uykusu da düzeldi. En azından acı çekmeyecek. Evet. Sen nasılsın Süleyman? Niye acele ettin? Biraz daha istirahat etseydin. Kaygılanma, iyiyim ben. Şükürler olsun. Öyle kötü günler yaşadık ki. Sen hasta yatağındayken neler yaşandığını bir bilsin. Meğer ne çok sevininiz varmış. Ben her şeyi biliyorum Hürrem. Nasıl? Kim anlattı? Kimsenin bir şey anlatmasına lüzum yok Hürrem. Ben her şeyi gördüm. Yaşadım. Hissettim. Validem. Hünkârımız geliyorlar. Senin ne işin var burada? Dairenden çıkmayacaksın demedim mi? Sultanım ben... Çabuk git. Gözüm görmesin. Aybige. Yerine geç. Destur, Sultan Süleyman Han Hazretleri. Seni böyle gördüm ya. Yüce Rabbime şükrediyorum. Sağ olun validem. Dualarınız sayesinde ayaktayım. Geçmiş olsun hünkârım. Çok korkuttunuz bizi. Hünkârım. Daha sonra Aybüke. Daha sonra. Bilir ne yalan anlattın hünkârımıza da bana karşı doldurdun onu. Haddini bil. Sen kimsin diyelim bile öyle konuşuyorsun. Sümbüle. Buyurun hünkârım. Bal Bey'in getirtilmesini emretmiştim. Geldiler hünkârım. Huzurunuza çıkmak için beklerler. Gelsin. Öyle kaçıp gitmek yok. Bana itiraf atıyorsun. Sana bunun hesabını soracağım. Vay Devran. Sen beni neyle tehdit ediyorsun? Ben daha dün elimde zehirle dolaşıyordum. Hünkârımıza bir şey olursa kendi canıma kıyacaktım. Ama sen
Sen ne yaptın? Hünkârımızın iyileşmesi için dua edeceğini, ölmesini bekledin. Kendini Valide Sultan ilan et. Senin dilini koparım. Yeter artık. Benim burada olduğumu unuttunuz galiba. Validem, alenen yalan söylüyor. Kes sesini Mahidevran. Konuştukça batıyorsun. Ben seni gözlerini gördüm. Neler düşündüğünü, ne hayaller kurduğunu biliyorum. Sus artık. Evladınla burada olduğuna şükret ve sus. Gel. Hünkârım. Söyle. Şehzade Mustafa Hazretleri ve İbrahim Paşa geldiler. Gelsinler. Hünkârım. Anlaşılan o ki halledilmesi icap eden mühim meseleler var. Yüce tecrübeniz ve kuvvetinizle hangi mesele çözülmez ki hünkârım? Benim de kuvvetimin yetmediği şeyler varmış Vargalı. Yüce Rabbim bir kez daha hatırlattı bunu bana. Gel. Hünkârım. Söyle. Bali Bey geldiler. Gelsin. Malkoçoğlu. Anlat nedir seni bu halde karşıma getiren şey? Ne iftirası sultanım? Haddime mi düşmüş? Mahidevran Sultan yalan mı söylüyor? Birlikte kaçıyorlar diyen sen misin? Kötü bir niyetim yoktu. Kimi kandırıyorsun sen? Malum, gözde cariyesin. Bu evlilik olmazsa şehzade sana kalır. Bu yüzden yaptın değil mi? Ben şehzadenin onurunu, gururunu düşündüm. Keşke siz de biraz düşünseydiniz. Aybüke Hatun! Yapmayın. Acıyın. O bana acımadı. Bali Bey'e acımadı. Günahsız yere kıyacaklar canına. Efsun Hatun'un bir suçu yok. Sizi ihbar eden esas Hürrem Sultan. O çok güvendiğiniz sultanınız yaktı sizi. Ne diyorsun sen? Bana doğruyu söyleyin. Siz mi yaptınız bunu gerçekten? Ben ne yapmışım? Gülşah her şeyi anlattı. En başından beri yalan söylediniz bana. Beni sevdiğiniz için değil. Sırf Mustafa Kırmağan'ın kızıyla evlenmesin diye ettiniz beni Bali Bey'e. Sonra da ifşa ettiniz. Hakkınızda söylenenler doğruymuş meğer.
acımasız bir kadınsınız. Nasıl yaptınız bunu? Hiç mi vicdanınız yok sizin? Aybige, tarihlere kapılmam. Öyle bir niyetim olsaydı gitmenizi beklemezdim. Aybige Hatun, sen hangi yüzle geldin buraya? Mihrime kes sesini. Gir içeri. Ama anne, onun yüzünden Bali Bey. Sana gir içeri dedim. Aybige, bu saraydaki tek dostum sensin. Ben size yardımcı oluyorum. Bu hadisenin sonunda gülen siz olacaksınız yine. Nasıl? Nişan bozulacak. Bali Bey memleketine gönderilecek. Sen de ülkene döneceksin. Sonra istediğiniz bir vakitte kavuşacaksınız. Ya kellesini alırlarsa? Bana güven. Hislerimde hiç yanılmadım. Şimdi git sükunet içinde bekle. Ben hayatım boyunca hanedanımıza ve yüce devletimize hizmet ettim. Size ve şehzademize bağlıyım. Zinhar size ihanet etmedim, etmem. Bununla itham edilmek bile beni derinden yaralar, öldürür. Hiç suçun yok, bunu mu diyorsun? Hayır demiyorum. Suçluyum elbet. Bu yüce makamda size asla yalan konuşmadım. Konuşmam. Bir suçum varsa o da Aybige Hatun'u sevmektir. Bu bir itiraf mı? Şehzadem, hünkârım düşündüğünüz gibi değil. Bunun evveliyatı var. Haddimi aşarak da olsa Aybige Hatun'un aşkına karşılık verdim. Lakin bu nişan kararı alınmadan evveldi. Sizinle evlendirilmek istendiğini öğrendiğim gün her şey başlamadan bitti. Hislerimi kalbime gömdüm. Aybige Hatun da böyle yaptı. Bu kadar mı Bali Bey? Size yemin ediyorum aramızda başka bir şey olmadı, olamaz. Ancak hakkımda en ufak bir kuşkunuz varsa boynum kıldan ince. Ağalar. Götür. Hünkâr. Al Koçoğlu. Kafi. Şimdi git ve hakkında verilecek kararı bekle. Ne düşünüyorsun Mustafa'm? Hünkârım, ben masum olduklarına inanmıyorum. Sen İbrahim? İnkar etmedi. En azından. Lakin aralarında bir münasebet olduğu aşikar. Sizin kanaatiniz nedir hünkârım? Ne karar vereceksiniz? Bu kararı ben vermeyeceğim Mustafa'm, sen vereceksin. Ben mi? Bir Cihan Sultanı olarak ben karar verirsem cezası belli. Ölüm. Zira ihanetin kuşkusu dahi zehirlidir, yok eder insanı. Ben bu kararı senin vermeni istiyorum Mustafa. Ne karar verirsen kabulümdür. İster bağışla, ister al kellesini. Paşam, endişe etme Mustafa. Düşünmek istiyorum diyerek doğru yaptın. Nihayetinde mühim bir karar bu. Vali Bey'in mazisi ve hanedanımız için verdiği emekler büyük.
Nedir bunun doğrusu paşam? Neye hükmetmeliyim? Bu hususta yalnızsın Mustafa. Ve fakat kararlarını alırken hislerinle değil, aklınla hareket et. Tereddüt edip zinhar zaafa düşme. Bu bir imtihan senin için. Dosta düşmana kendini anlatmak için bir fırsat. Epeydir yatıyorsun. Nasıl da tutulmuş. Şifalı merhemler mi sürsek? Hürrem'im. Senin sesin, kokun, tenindir benim şifam. Benim gülen yüzüm. Çok özledim sizi. Ben de sizi sultan. Peki yanıma geldin. Nasıl ağlıyor? Nasıl üzgün? Ben kefilim ona. Günah yok. Ne bilsin nişan olacağını. Malum. Validemiz ani bir kararla evlenirmek istedi. Ondan önce görmüş, sevmiş. Aşk bu. Bali Bey de aynen böyle söyledi. Çünkü hakikat bu. Bali Bey'i bağışlayın, ona da yazık. Akıbetine Mustafa'm karar verecek, ne derse kabulümdür. Devlete bu kadar hizmet etmiş büyük bir askerin kaderini nasıl şehzadenin eline bırakırsın? Bu bir şey mi Hürrem? Gün gelecek. Belki de Cihan İmparatorluğu'nun kaderi onun ellerinde olacak. Sadece ne talihsiz bir anne. Kim bile nelerle dolduruyor aklını. Bu bahsi kapatıyorum. Hayır. O evlatlarımın canına kastetti. Validemiz ondan korumak için Hatice Sultan'ın sarayına kaçırdı. Bunu nasıl unuturum Süleyman? Sen evladının acısıyla ölüm döşeğine yattın. Onlarsa evlatlarını yok etmek istedi. Teamüller bunu emrediyormuş. Bunu duyunca hemen bir zehir tedarik ettim. Dedim ki ne ben ne de evlatlarım bu zalimlerin eline kalmasın. Onların kanlı hançerleriyle acı çekmektense huzur içinde ölürüz dedim. Demek kendi canına kıymak istedin. Sen olmadan nasıl yaşarım? Sadakati ve ihaneti aynı anda gördüm Hürrem.
Şu hasta yatağında her şeyi hissettim, duydum. Herkesin kalbinden geçeni okudum. Keşke hiçbirini görmeseydim. Elimde olsa söküp atardım zihnimden. Hiç değilse vakti geldiğinde huzur içerisinde ölürdüm. Düşünme bunları. Ben unutturacağım sana. Sen evvela şu zehri ver bana. Süleyman. Ver, veririm. Hiçbir zaman ihtiyacın olmayacak. Ben hep senin yanında olacağım çünkü. Nasıl efendi? Olanları duyunca çok üzüldüm. Ah, keşke o gece söylediğinde sana engel olabilseydim. Matrakçı, o gece her şey bitmişti. Sen de bana inanmıyorsun. Elbette inanıyorum beyim. Ben elimden geleni yaparım. En azından İbrahim Paşa ile konuşurum. Lüzum yok. Ben hünkârımızın gözünde akıbetimi gördüm. Bu şekilde ölmek. Sormak için. Yüce Rabbimden tek dileğim savaş meydanında şehit olmaktı. Şu hale bak. Yazık. Çok yazık. Düşmez kalkmaz bir Allah beyim. Masumiyetin ortaya çıkar elbet. Mustafa. Validem, bağışlayın, fark etmedim geldiğinizi. Nedir bu hali? Aklında ne var? Babam, Bali Bey meselesini benim çözmemi istedi. Yarın sabah bir karar vermem lazım. Bu sana yapılmış bir hakarettir. Kellesini al ki herkes senin uysal bir koyun olmadığını anlasın. Günün birinde Cihan'a hükmedecek aslanın kim olduğunu görsünler. Paşamızla konuştun mu? Evet. O da sizin gibi düşünüyor. O halde hiç tereddüt etme. Zinhar acıma. Düşmanlarımız senin kılıcının sesiyle irkilsin. Onların yüreklerine öyle bir korku sal ki bir daha karşına çıkmaya cesaret edemesinler. Bu kadar kâfi, daha fazla yemeyeceğim. Olmaz.
İyi beslenmen lazım. Hı. Kuvvetini topla. Lütfen. Hünkârım. Söyle. Şehzade Mustafa Hazretleri geldiler. Gelsin. Mühim bir şey olsa gerek, beni sizi yalnız bırak. Hünkârım, sultanım, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar oğlum, söyle. Hünkârım, Bali Bey ile ilgili kararımı verdim. Yaptığı hatanın bedelini canıyla ödeyecek. Bağışlayın sultanım. Bir an kendimi kaybettim. Bir daha olmasın. Bu yaşananları unutmak lazım. Aksi halde kimse kimsenin yüzüne bakamaz. Valide sultanım. Söyle dahi. Şehzademiz Bali Bey hakkındaki hükmünü vermiş. Yarın sabah kellesi alınarak infaz edilecek. Nasuh Efendi. Nedir akıbetin belli mi? Gülbağından getirdim bunu sana. Demek vaziyet bu kadar kötü. Aileme haber verildi mi? Teslim alacaklar mı cenazemi? Hadiseden haberleri yok. Sadece kardeşine gelmesi emredilmiş. Yarın öbür gün gelir. Kal demişti en son gördüğümde. Gitme. Keşke dinleseymişsin onu. O zamanlar kalbimi söküp atmıştım. Nereden bilirdim ki yıllar sonra felek beni yine bir gözleri ah ya meftun edecek. Kim olduğunu görsünler. Zinhar acıma. Düşmanlarımız senin kılıcının sesiyle irkilsin.
bir daha karşına çıkmaya cesaret edemesinler. Doğrusu paşam, neye hükmetmeliyim? Bu hususta yalnızsın Mustafa. Bu bir imtihan senin için. Dosta düşmana kendini anlatmak için bir fırsat. Cihan Sultanı olarak ben karar verirsem cezası belli. Ölüm. İnfazı durdurun. Bali Bey'in canını bağışlıyorum. Ne oldu? Mustafa'm infazı durdurdu. Belli ki affetti. Malkoçoğlu Bali Bey, devletimize ve hanedanımıza yıllarca hizmet etmiş şerefli bir askerdir. Yaptığı hatanın karşılığı ölüm değildir. Zira kötü niyetli biri olmadığına kanaat getirdim. Bu yüzden canını bağışlıyorum. Vaziyet nedir İbrahim? Şehzademiz infazı durdurdu hünkârım. Nerede şimdi? Buradayım hünkârım.
Sizi utandırdıysam bağışlayın. Verdiğin ilk kararın hatalı olduğunu neden düşündün? Bir Cihan Sultanı olarak kararınızın ölüm olacağını söylemiştiniz. Kendimi sizinle eş tutup aynı kararı veremezdim. Bir karar vermekten daha zor olan bir şey varsa o da kararından dönmektir Mustafa'm. Bu bazen zafiyettir, bazen de meziyet. Ben hangisini yaptım? Beni ziyadesiyle mesut ettin Mustafa'm. Ve yanıltmadın. Gel Malkoçoğlu, yaklaş. Keşke bu tatsız hadise hiç yaşanmasaydı. Böyle bir hadiseyle karşı karşıya hiç gelmeseydik. Neyse ki şehzadem senin masumiyetine inandı ve seni bağışladı. Yüce Rabbim şehzademize uzun ömürler versin. Lütfettiler. Amin. Malkoçoğlu, sen de bilirsin benim aşka hürmetim vardır. En başından benim yanıma gelip hislerinden bahsetseydin bunların hiçbiri yaşanmazdı. Bunu kendime bile itiraf etmekte zorlanırken sizin karşınıza nasıl çıkardım? Maziyle kederlenmenin kimseye bir faydası yok. Biz istikbale bakalım. Benim mazim ve istikbalim bellidir. Size, hanedanımıza ve devletimize bağlıyım. Her daim hizmet etmekten de şeref duyuyorum. Siz de münasip görürseniz hizmetlerime, memleketimde, ailemin yanında devam etmek isterim. Münasiptir Malkoçoğlu. Senin varlığın her daim bize kuvvet verecektir. Yolun açık, kılıcın keskin olsun. Paşa Hazretleri. Uğurlar olsun. Ben sizleri utandıracak bir şey yapmadım Valide. Fakat böyle bir hadiseyle sizi üzdüysem bağışlayın. Kısmetliymiş güzel yeğenim. Allah gönlüne göre versin. Amin. Herkese selamlarımı, sevgilerimi ilet. Uğurlar olsun Aybüke. Seni özleyeceğiz. Sultanım. Aybüke, yolun açık olsun. Elbet bir gün o güzel yüzün neşe içinde olacak. Sağ olun. Her şey için. Daye, yeğenimi sen uğurla. Emredersiniz sultanım.
Bilal Bey. Sultanım. Nihayet döndünüz. Başınıza bir iş geldi sandım. Çok korkuttunuz beni. Döndüm. Fakat veda etmek için. Nasıl? Gidiyor musunuz? Buradaki vazifem bitti. Artık memleketime gidiyorum. Ben de kabahat istedim. Neden sürekli sizden ayrı kalıyorum? Sultanım, üzülmeyin. Kim bilir, belki bir gün dönerim. Size hep bekleyeceğim. We'll be right back.